Oğlu Recep, Haymana kazasının Karsaklı Kalesi'nden Bekiroğlu Muhammed'in İlderesi yolunun açılması sırasındaki kahramanlıklarını anlatmaktadır. Birazdan söze geleceğim Sabah gazetesinde muhterem kumandanın mektubu başlığı altında yayınlanan mektupta da ismi zikredilmeyen kumandan, ki ben bunun Mustafa Kemal Paşa olduğunu iddia edeceğim, yine askerlerin kahramanca mücadelelerinde yer verilmiş, mektupta kıta komutanının ismi zikredilmeden emrindeki askerlerin isimlerinin belirtilmesi de yine dikkat çekicidir. Yine bir bölük komutanının mektubunda da Nasuh'un başıyla arkadaşlarının Kerevizlere ve düşman siperlerine yaptıkları başarılı baskın harekatı anlatılmaktadır. Mülazim-i Sani Kerim Efendi'nin biraderi Cemil Efendi'ye gönderdiği mektupta da Aydınlı Mehmet Onbaşı'nın kahramanlık menkıbesini okumak mümkündür. Bu noktada parantezini sürdüreyim. O yıllarda temel bir anlayış var. Cephedeki komutanların başarısını ön plana çıkarmaktan ziyade sadece ya onbaşı ya da çavuş rütbesindeki askerlerin kahramanlıklarını ön plana çıkarma anlayışı vardır. Dolayısıyla ben Ahmet Bey'in tebliğini dinleyemedim. Ancak mesela Aktif Haber.com bugünkü 08.01.2010'da verdiği demekten Çanakkale Savaşları sırasında Sayın Ahmet Esenkaya medyada ilk kez yer alan fotoğrafına ulaştığını bildirdi. Esenkaya Çanakkale Savaşları sırasında Türk basında Mustafa Kemal araştırmasını tamamladığını söyledi. Daha sonra burada Enver Paşa'nın son derece işte tasfiyatkar gazetesinde 27 Ekim 1915 tarihi sırasında cephede Afrikalar komutanı olduktan sonra kendisine tahsil edilen bir otomobilin içinde görülen bir fotoğrafı yer aldığını belirtti Esenkaya. Ancak fotoğrafın altında isimle yer verilmediğini ifade etti. Ve Enver Paşa'nın bu meseleye son derece kızdığını, gazetenin sahibi Yunus Nadi'ye milletvekili olduğu için bir şey diyemediğini, ancak bazı gazete görevlilerini hapsettirdiğini ve birkaç gün gazeteyi kapattırdığını anlattığını belirtiyor. Benim bu tebliği hazırlarken yaptığım araştırma sırasında şunu görmüştüm. 2008 yılının Bütün Dünya Dergisi Şubat 2008'de Atilla Oral bu iddiayı daha önce zikretmiş. Dolayısıyla biraz Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi olmuş ama bilmiyorum Sayın Sankaya burada mı? Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Kimsenin kimseye sansür uyguladığı yoktur. Buna katılmıyorum. Bu da şu. Temel bir anlayış var. Buna Enver Paşa da dahil olmak üzere. Cephede komutanların başarısından ziyade askerlerin başarısını ön plana çıkarma ve tatbik etme anlayışı vardır. Bu sansürden ziyade eğer bir sansür olacaksa Mustafa Kemal Paşa diyor ki ben kendimi ön plana çıkarmak yerine Mehmet Çavuş'u ön plana çıkarmayı geyredim. Bir sansür varsa komutanlar kendisine sansür uyguluyor demektir. Altını çizmek istedim. Ve dolayısıyla temel bir anlayış var. Anlayış şudur. Komutanlar kendi başarılarından, çünkü onların başarısını tarih yazacaktır. Aktüel zaman dilimi içerisinde genel bir anlayış emrindeki askerlerin kahramanlıklarının ön plana çıkarılmasıdır. Bu anlayış sadece Mustafa Kemal Paşa'da yoktur. Bakın Selahaddin Arif Paşa ne diyor? Çanakkale zaferinde hakikat düşünülecek olursa bu ve bu gibi muvaffakiyetler şahısların rolleri ne kadar büyük olursa olsun katılanların ortak başarısıdır. Bu zaferde en büyük hisse şüphesiz en ağır ve tehlikeli vaziyetler karşısında mukaddes vatan için hayata veda edinceye kadar sükunetle ve bakar ile vazifelerini yerine getirmeye çalışmış olan şühedaya aittir. Biz komutanlar, idare heyetleri, zaten bütün tahsil ve terbiyemizi, yetiştirilmemizi, makam ve mevkilere yükselmemizi, sırası geldiğinde bir makine gibi kullandığımız bu fedakar millete borçlu değil miyiz? Hayatımızda bu borcu ödemek fırsatını bulmak ve bundan dolayı duyacağımız vicdani has bizler için yeterli bir mükafat olmaz mı? Düşünelim ki bu aziz şühedada ne nam ve şan ne de hükmetme duygusu ve ihtişam gibi dünyevi ihtiras mevcut değildir. Bu gibi milletçe kazanılmış zaferler milletin malıdır.
milletin bütününe aittir. Her derdin mevkiine göre borçlu olduğu vatani bir vazifenin yerine getirilmesi ne bir külfet ne de bir bütün olmadığı gibi millete de minnet duygusu yüklemez ve yüklememelidir. Şahıslar fani, millet bakidir. Şimdi şu bir gerçek. Mustafa Kemal Paşa ile Enver Paşa'nın arasının iyi olmadığı bir gerçek. Tarihte yan yana geldikleri bir fotoğraf karesinde buluştukları ilk ve son resmi Trablusgarp Savaşı'nda 1911'dedir. Ve bu gördüğünüz fotoğraf yan yana çektirdikleri ilk ve son fotoğraftır. Sene 1911 Trablusgarp Savaşı'dır. Altta da Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Bey'in, daha doğrusu hepsinin bey ifade edilir ve Nur Bey'in resimlerini görmüş oluyorsunuz. Ki şunu da ifade edelim. Sayın Esen Kaya'nın 27 Ekim 1915 tarihli fotoğrafın yayınlanması üzerine Enver Paşa'nın kızdığını iddia etmesini de eleştiriyorum. Çünkü bu fotoğraftan sonra eğer yayınlanmasından rahatsızlık duysaydı Enver Paşa, emri altında çıkan harp mecmuasının kapağında bu gördüğünüz ortadaki resim, harp mecmuasının kapağında bu bahsi geçen ve kızıldığı iddia edilen sol taraftaki resimden sonra yayınlanmıştır. Bunu geçtim. En sağdaki, üst taraftaki resim de harp mecmuasının daha sonra iç sayfalarında yer almıştır. Peki neden bunlara sansür uygulanmadı? Bunu da geçtim. Resmi mahiyetteki harp mecmuasından sonra yarı resmi olan donanma mecmuasında da Mustafa Kemal Paşa'nın resimleri yayınlanmıştır. İstedikten sonra burada çok rahat müdahale edebilirdi. Bunu da geçtim. Servet Fırın mecmuasında da resimleri yayınlanmıştır. Dolayısıyla ben sansür uygulandığı yönündeki iddiaya kesinlikle katılmadığımı belirterek parantezimi kapatmak istiyorum. Hem daha sonra mektuplara devam ettiğimde hem tarihsiz Sayın Çakı, bir dakika toparlar mısınız? Tamam. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Bu şeyin hem tarihsiz hem de diğerlerine göre oldukça kısa olan üçüncü mektupta Arbon'dan İngilizlerle savaşmakta olduğunu, düşmanın esaslı kuvvetini ezdiğini, yakında düşmanın tam mimarası haber vermeyi ümit ettiğini belirten Mustafa Kemal Paşa, dördüncü mektubunda yarbayılıktan albaylığa terfi ettiğini haber verir. Beşinci mektubunda Korine'ye yazdığı, cephede kurşun mızıltısı ve top gürültüsü içinde cehennemi bir hayat yaşadıklarını, ancak emrindeki askerlerin düşmanla kahramanca savaştıklarını ifade ederek şöyle der. Çok şükür, askerlerin pek cesur ve düşmandan daha kuvvetlidirler. Bundan başka hususi inançları çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok daha kolaylaştırıyor. Bir hakika onlara göre iki semavi netice mümkün. Ya gazi veya şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dost doğru cennete gitmek. Orada Allah'ın en güzel kadınları, hurileri onları karşılayacak ve ebediyen onların arzusuna tabi olacaklar. Yüce saadet. Çanakkale cephesinden Madame Corine'ye yazılan mektuplardan sonra Madame Hilde'ye yazılan mektuplar var. Bunun yanında Mustafa Kemal Paşa'nın Cesaret Tepesi'nden yazdığı 22 Mayıs tarihli mektubun muhatabı da sevgili kardeşlerim dediği yine İbrahim Fuat Salih Beyler söz konusu. Burada sözlerimin başında ifade etmiştim. Bir mektubun Mustafa Kemal Paşa'ya ait olduğunu iddia edeceğim. Belki de bildirimin en önemli hususlarından bildireceğim şeylerden bir tanesi bu diye. Bu mektup Sabah gazetesinin 1 Haziran 1915 tarihli sayısında ve tasvir ettiler gazetesinin 18 Mayıs 1331 tarihli nüshasında yayınlanmış. Ben bunu tenkitlerinize arz ediyorum. Çünkü mesela diyor ki, geçen Balkan Harbi'nde Makedonya'da bulunarak vatanıma hizmet edemediğimden veyahut hiç olmazsa Selanik Derbendi'nde babamın kemikleri dibinde kendime bir mezar yapamadığından giryan edip. Fakat Devrham, bu defa vatanımı istilaya gelen alçak düşmanın karşısındayım. Hem öyle ki karargahım General Hamilton'un gibi denizlerde zırhlı kaleler içinde değil. Avcı hatlarımızın 300 hat ve gerisinde
Allah'ın hıfz-ı hemedanisinde, kıtama isabeten müsemma cesaret tepesindedir. Muharebenin ilk üç günü, gününde düşmana eynen metel dedirterek, ki bu şu demektir, kaçacak yer neresi? Dedirterek selameti sahilde koca gemi toplarının mermi çizmesi altında araştıran kıtamın harp ettiği bu tepede vücudun bir ruh olarak çiğnenmedikçe, Hamilton'un ordusunun deniz sahilinde bir hatta ilerlemesine katiyen müsaade etmeyeceğim. Bilakis bazı icabat-ı fenniyenin ifasından sonra cephemdeki İngiliz ordusunun bayi mukavetini kıracak kahraman askerlerine hat ve rişatini kat ettireceğim. Buna emin olabilirsiniz. Diyerek devam ediyor. 6 Mayıs 1331 hücum-ı umumisinde kıtam bir işareti üzerine. Hatırlarsanız Mustafa Kemal Paşa bir işaretle sessizce elindeki nedir onun adı? Kırbacını doğradım ve aşağı indirdim. Şöyle diyor. 6 Mayıs 1331 hücum-ı umumisinde kıtam bir işaretim üzerine bütün cepheyle hiçbir tüfek patlamaksızın, büyük bir sessizlik içinde hatırlayınız, süngüsünü karşımdaki düşmanın can evine sapladı. Mevzilerine girdi, düşmanın bütün ihtiyatlarıyla icra edildiği muannidane, inatçı bir şekilde karşı koymaya, iki mukavim taarruzu kemal-i iktidar-i denle ve kendisine müthiş telefata mal ederek def etti. Bu mektubu tabii tamamen içeriğini şu an vaktimiz sebebi okumam mümkün. Ben bu mektubun Mustafa Kemal Paşa'ya ait olduğunu iddia ediyorum ve bunun da Mustafa Kemal Paşa'nın bilinen mektuplarına ilave edilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Ancak ilim heyetinin de nazarlarına, tehditlerine arz edilmiş bu bir tekliftir, onu da belirtelim. Sözlerimi toparlayacak olursam, Mustafa Kemal Paşa'nın mektuplarının üslubuna baktığınızda son derece samimi, içten, şayet yalı resmi mahiyette yazılmışsa ona göre, dost çevresine yazılmışsa, bir anlamda senli benli, duygularını son derece rahat ifade edebilen, ancak cümleleri son derece sağlam, Türkçeyi son derece iyi kullanan, sadece tarihi kıymeti değil, aynı zamanda harp edebiyatının en güzel örneği olacak şekilde edebi nitelikli mektuplar olduğuna inanıyorum. Zaten Mustafa Kemal Paşa'nın Türkçeyi kullanması, kendi başlı başına bir özel çalışılması gereken bir meseledir. Onun cümleleri son derece sağlam, kuvvetli ve kısa öz bir şekilde duygularını ifade edecek şekildedir. Bunu ifade etmek isterim. Sonuç olarak ise şunu belirteyim. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale cephesinden yazdığı, şimdi tespit edebildiğimiz 16 adet mektubunun olduğunu ifade ederim. Söz konusu mektupların hem tarihi hem de Çanakkale Harbi Edebiyatı açısından önemli olduğunun altını çizmek isterim. Biz bu bilgileriyle bilinen mektupları az önce ifade ettiğim gibi bir adet daha ilave etmeye çalıştık. Umarım yeni araştırmalarla mektupların sayısı artar. Zira bilinen mektuplar göstermektedir ki Mustafa Kemal Paşa cepheden sık sık mektup yazmıştır. O sebeple bu mektupların sayısının artması kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Çakır. Sayın Çakır, Yüce Önder Atatürk'ün aynı zamanda bilinmeyen yönlerini de mektupları vasıtasıyla bize açıklamış olduğu bilgi. Yani size teşekkür ediyorum. Sayın Çakır, yalnız arkadaşımız size yerleştirmek zorunda çünkü bilgisayarı kullanmak kusura bakmayın. Estağfurullah, rica ederim. Efendim, ikinci konuşmacımız yardımcı doçent doktor Sayın Muhammed Erat. Atatürk'ün Cumhuriyet döneminde Çanakkale ziyaretleri adı altında ilginç bir tebliğ sunacak. Buyurun Sayın Erat. Tabii Sayın Çakır bir hayli zamanı uzun kullandı ama dilerim siz ekonomik kullanırsınız. Ömer Bey'in kadar uzun olmayacağını düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli dinleyenler. Benim bildirimin başlığı Sayın Başkan'ın da belirttiği üzere Atatürk'ün Cumhuriyet bölümünde Çanakkale'yi aldı ziyaretler üzerinde olacaktır. Bildirimin başlığında tabii Çanakkale 1915 geçmiyor.
Ama Çanakkale 1915'in tesiri ve etkisi o günden bugüne devam ediyor. Dolayısıyla Atatürk'ün de buraya ziyaretlerini gördüğümüzde bu etkiyi yakından görme imkanımız olacak. Sabahki oturumlar 1912'den itibaren Atatürk'ün Çanakkale, Gelibolu, Yalamadası'yla irtibatı üzerinde idi. Ben Cumhuriyet dönemindeki süreçte Atatürk'ün Çanakkale ile irtibatını bağlamam size sunmaya çalışacağım. Cumhuriyet ilanından sonra Çanakkale ilk defa 1928 yılı Eylül ayı başında geliyor Atatürk. Tabii Eylül ayı, 1928 Eylül ayı Türkiye'de büyük bir seferberliğin başlı dönemine rast gelmektedir. Bilindiği üzere 8-9 Ağustos gecesi 1928'de Atatürk resmi olarak ilk defa kendi ağzından Türkiye'de bir harf değişikliği olacağını söylüyor Saraybolu'ndaki parkta gece yaptığı konuşmada. Tabii Türkiye'deki harf tartışmaları çok eskiye dayanıyor. Osmanlı'nın son döneminde bu konu hakkında birçok yazı yazıldı, kitaplar ele alındı. 1923-28 arasında da Türkiye'de çok geniş tartışmalar yapıldığını biliyoruz. Çanakkale'de bundan da sivri almıştır. Biraz sonra bu konuya kısaca temas etmeye çalışacağım. Şimdi 8-9 Ağustos gecesinden sonra Türkiye'de artık büyük bir hareketlilik başlıyor. Harf değişikliği yönünde. Türkiye'de yapılan tartışmalarda Arap harflerinin yerine yeni Türk harfleri, Latin kökenli Türk harflerinin kullanılması görüşü ağırlık kazanıyor. Ve bu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Dinazlı'nın ağzında ilk defa resmi olarak dile getiriliyor. Hemen ertesi günkü gazetelere baktığımızda büyük bir heyecanla bu haberin verildiğini görüyoruz. Ve hemen akabindeki günlerde başta Atatürk olmak üzere Başbakan İsmet İnönü, Meclis Başkanı Kazım Özal, bakanlar, milletvekilleri ülkenin değişik yerlerine dağılarak yeni harfleri öğretmeye başlayacaklar. Ve Atatürk bu seferberlikte başrolü oynayan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede Dolmabahçe'de yapılan toplantılar, orada Atatürk'ün milletvekillerini işte sınava tabi tutması, sorular sorması, yeni harfleri tanıtması bildiğiniz bir husus. Yurt gezilerine bakacak olursak hemen akabinde 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'a gittiğini görüyoruz ve Tekirdağ Meydanı'nda bugün anıtı da var. Hemen şehri ileri gelenlerine yeni harfleri, yeni Türk harflerini öğrenmediklerini soruyor. 26-27 Ağustos'ta Marmara'ya açılıyor, Mudanya'ya, oradan da Bursa'ya gidiyor. Burada da yeni harfleri anlatıyor ve halka da soruyor, imtihanı da anlatıyor memurları ve halkı. Şimdi 1 Eylül'de Çanakkale'ye yöneliyor. Bu gördüğünüz Ertuğrul yazıyla. Çanakkale'ye niye gelir 1 Eylül 1928'de? Birinci sebep halkın yeni harfleri öğrenmesini sağlamak. Aydınların büyük çoğunluğu yabancı bildikleri için Batı Latin harfleri bildiklerinden dolayı yeni yazıyı hemen sökebiliyorlar. O yüzden bu harfleri bilen kişilere de imtihanı tabi tutmak ve onları heveslendirmek, teşvik etmek şeklinde bir düşünce olarak karşımızda. Ama Çanakkale'de muhalifler bildiği mecmuası var biliyorsunuz. Mithat Bey işte bu konuda çalışma yaptı. Aziz Bey'in de çalışma yaptı. Muhalifler Birliği Mecmuası'nda 1925 yılında Kemalettin Derviş isimli bir yazı dikkatimizi çekiyor. Latin harfleri mi, kendi harflerimizi ıslah mı? Başlıklı bir yazı. 1925 yılında öğretmenlere bir sual soruluyor. Latin harflerini kabul edelim mi diye. Türkiye'deki
ankete katılan öğretmen %96'sı Metin Akdener'e karşı olduklarını söylüyorlar. Kemalettin Derviş de yeni kabul edildiği düşünülen Metin Akdener'e karşı bir görüş ortaya koyuyor. Hem Orta Asya'da kullanılan eski Türk alfabesinin yeniden kullanılmasını savunanların hem de Latin alfabesinin geçilmesi gerektiği bir restorenleri çok sert bir şekilde eleştiriyor. Yazısında Arap alfabesinden vazgeçilmesini Türk milletinin ölmesiyle eşdeğer görüyor Kemalettin Derviş. Bu yazı Malum Ödülü Mecmuası'nda dergisinde yayınlandı. Bu derginin sahibi de Çanakkale Milliyetin Müdürü Muzaffer Nami. Onun himayesine çıkan bir dergide böyle bir yazının çıkması Latin harflerine karşı bir görüşün Çanakkale'de varlığının ihtimal dahilinde olabileceğini düşünüyor Atatürk ve batıda bulunan bir ile böyle bir seyahat düzenleyerek halkın yeni harfleri kabul etmesine zemin hazırlamak istiyor. Diğer bir önemli husus mübadeleyle Yunanistan'dan gelen Gelibolu ve Çanakkale bölgesine gelen Türk unsurunun yeni cumhuriyet ideolojisiyle millet kavramıyla birleştirilip bütünleştirilmesi düşüncesi olsa gerek. Biliyorsunuz o bölgede yaşayan durumlar Yunanistan'a gidiyor ve o bölgede bulunan Türkler de Batı Trakya hariç diğer bir Türkler de buraya Gelibolu ve Çanakkale'ye geliyorlar. Buraya gelen vatandaşların, yeni Türk vatandaşlarının Cumhuriyet ideolojisiyle, Türk devriminin getirdiği düşünceyle bir arada yaşama kültürünü kazanması lazım. O yüzden Atatürk Çanakkale'ye geldiği gibi Recepat'a da Gelibolu'ya da gidecek ve orada da insanlara harfler konusundaki düşüncesini aktaracak. Bu çerçevede tabii 1934 yılında 2510 sayılı İstiklal Kanunu ve Umumi Müfettişler Kanunu'nda bu bölgeye Ankara'nın vermiş olduğu önemi göstermektedir. Bunun dışında tabii Gelibolu Yarımadası'nda Lozan'da tanınan haklar çerçevesinde yapılan yabancı mezarlıklar var. Ve Gelibolu Yarımadası'nın önemine binaen, çünkü Lozan'da uluslararası bir komisyon yönetiyor Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'nın diğer İstanbul Boğazı'nda. Dolayısıyla Türk ordusu yok Çanakkale Boğazı'nda. Jandarma var sadece. O yüzden Atatürk ne yapıyor? Gelibolu ilçesini vilayet haline getiriyor. Buraya verdiği önemden ve hassas konumundan dolayı. O nedenle Çanakkale önemli olsa gerek kalabalık bir heyetle Çanakkale'ye geldiğini görüyoruz. 1 Eylül 1928 günü. Yanında Şükrü Naili Gökber Paşa, İçişleri Bakanı Şükrü Bey, Maliye Bakanı Şükrü Saraçoğlu, Kütahya Milletvekili Nuri Conker, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Saffet Nuri, Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali, Sinop Milletvekili Recep Zülfü Soyer, Rize Milletvekili Hasan Cavit, Yozgat Milletvekili Salih Bozok, işte Ömer Bey bahsettiği iki tane mektup Çanakkale Savaşı esnasında Türk'ün gönderdiği kişi Salih Bozok. Bulun Milletvekili Cevat Abbas Güreş, Burhan Bey bahsetti bildirisinde yaverlerinden birisi. Afyon Karahisar Milletvekili Rüşen Eşref Günaydın, Moskova Büyükelçisi ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Tevfik Meyiklioğlu, Başyaver Rusuhi Bey, Seyit Sefai Yen Müdürü Sadullah Bey, Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı Bey, yaverlerden Naşit ve Şükrü Bey'le olduğu halde kalabalık bir heyete Çanakkale'ye geldiğini görüyoruz. Öğleden sonra saat 15'te şehre ayak basıyor Atatürk beraberliklerle. İskender Vali Süreyya Bey ve Belediye Başkanı Veli Bey ile Halk Partisi yetkilileri ve halk tarafından karşılanıyor. Atatürk hiç vakit kaybetmeden hemen yaya olarak hükümet konağına gidiyor. Etrafında bulunanlara şu soruyu soruyor. Yani gelme gayesi başka bir bahane değil. Tamamen harfler üzerine odaklanıyor. Soru, yine Türk harflerini öğrendiniz mi? Etrafında bulunan kişilerden olumlu cevap alıyor Atatürk ve salondaki siyah tahtanın etrafına toplanan memurlar ve halktan oluşan büyük bir kitleye yine harfler hakkında sorular soruyor ve bazı açıklamalarda bulunarak ders veriyor. Atatürk tahta başında aldığı cevaplardan ve başarıda sonuçta memnun kaldığından
Çanakkale halkına teşekkür ediyor. Akabinde belediye dairesine geçiyor. Çanakkale halkı tabii Atatürk'ü görmüşken bir gece misafir olarak ağırlamak istiyor kendisini. Fakat vaktin dağılığı yüzünden programı değiştirilemeyeceğini bahsediyor. İmkanı olmadığını söylüyor. Halkın sevinç gösterileri arasında şehirden ayrılarak Ecevat'a, Maydanoz'a hareket ediyor. Ecevat'a vali ve ekibi Çanakkale'de belediye başkanı Veli Bey sağ tarafında ve Rukiye Hanım gözüküyor. Fotoğrafta Kılıç Ali Bey, Rüşen'in şefine ayrı, Çanakkale Valisi Süreyya Bey, Nuri Conker, Cevat Abbas, Yaver Cevdet Bey, Süreyya Andeliman, Atatürk Özel Kare Müdürü fotoğrafta. 2-3 tane fotoğrafımız var bu çerçevede. Atatürk'ün yanında bulunan kişiler. Ecevat'ta vali ve ekibi, jandarma komutanı ve emniyet müdürüyle ilçe ileri gelenleri ve halk tarafından karşılanıyor. Gelibolu Yarımadası'ndan ayak basan Atatürk, 1915 yılında büyük başarılar elde ettiği anafartaları görmek istiyor ve otomobillerle savaş alanına gidiyor. İlk defa savaş alanını 1915'ten sonra görecek Atatürk. Beraberindekilerle Arıburnu cephesinin sol kanadında bulunan Cesaret Tepe'ye, daha sonra Conk Bayırı'na çıkılıyor ve savaş alanını inceleniyor. Savaş alanını gezerken sık sık otomobilden iniyor Atatürk. Önemli yerlerde savaşı nasıl cereyan ettiğini anlatıyor yanındakilere ve şu cümleleri kullanıyor zaman zaman. Burası düşman kurşununun isabet ettiği saatin beni kurtardığı yerdir. Conk Bayırı'nda zirvede. Burası ilk karargahımı kurduğum yerdir. Burası düşmana ilk darbeyi vurduğum yerdir. Çanakkale Savaşı'nın meydana geldiği savaş alanını gezdirirken 1915 yılından kalma patlamamış faslı bir mermi de bulunup Atatürk'e sunuluyor. Çanakkale Savaşları'na ait anılarının yanındakilerle geniş bir şekilde anlatan Atatürk, Büyük Anafart'ta ve Yalova Köy yoluyla tekrar Ecevat'a dönüyor. Geceyi Ertuğrul Yatı'nda geçiriyor. Çanakkale halkına hayır demesinin sebebi Ecevat'a hemen geçip savaş alanını gündüz gözüyle 1915'ten sonra ilk defa görmek olduğu için Ecevat'a geçilmiş oluyor. Ertesi gün 2 Eylül 1928'de Ertuğrul Yatı ile Gelibolu'ya gidiyor Atatürk. Karaya çıkıp hemen Hükümet Konağı'na gidiliyor. Burada bulunan memurlara ve halka yeni bir harfleri yazı yazdırılıyor ve birçok kişi imtihan ediyor. Halkın yeni harfleri öğrenmek hususunda gösterdiği istekten ve hızlı ilerlemeden çok memnun kalıyor ve halka teşekkür ediyor. Gazi halka verdiği derslerden sonra belediye şerefine verdiği çay ziyafetinde bulunduktan sonra saat 16'da Marmara'daki donanmanın manevrasını izlemek üzere Ertuğrul Yatı'na dönüyor. Donanmayla birlikte İstanbul yönüne hareket ediyor. Bu arada Gelibolu'daki aydın kesim okuma yazma bilmeyenlere yeni Türk harfini öğretmek için büyük çaba harcamaktadır. İki tane dershanenin açıldığını görüyoruz burada. Biri yeni harfleri halka öğretmek için Türk Ocağı'nın açmış olduğu bir dershane, diğeri de kaymakamlık tarafından açılmış olan iki halk dershanesi karşımızda dikkatimizi çekmektedir. Gelibolu Çanakkale ziyaretinden sonra Atatürk'ün Anadolu'da daha birçok yere gittiğini biliyoruz. İşte en başta gördüğümüz Karatahta önünde Anadolu'da işte Sinop'a, Kayseri'ye, Yozgat'a birçok vilayete gidiyor ve bu çerçevede kısa zamanda Latin harflerinin halk tarafından benimsenmesi sağlanıyor. Bu çerçevede 15 Ekim 1928'de okullar eğitim öğretime başlıyorlar. Nasıl başlıyorlar? Yeni Türk harfleriyle eğitime başlıyorlar. Türkiye'de resmi kurumların yanı sıra sivil kuruluşlar da birçok kampanya düzenliyorlar. İşte bankalar, fabrikalar, Kızılay gibi özel kurumlar da, resmi kurumlar da personeline, çalışanlarına yeni harfleri öğretiyorlar. 15 Ekim'de okullar Latin harfleriyle eğitime başlıyorlar ama kanun yok. Artık iş bitmiş.
kanunun en son madde. Çünkü meclis kapalı. Meclis 1 Kasım'da açılıyor. 1 Kasım'da Latin harfleri kökenli yeni Türk alfabesi kabul ediliyor mecliste. Ve 3 Kasım'da resmi gazetede yürürlüğe yürürlüğe giriyor. Bu kısmın sonucu olarak şunu söyleyebiliriz. Atatürk Çanakkale'ye bu ziyareti gerçekleştirmekle hedefine ulaşmıştır. Çanakkale'de o konuda herhangi bir farklı düşünce ortaya çıkmamıştır. 1925'teki düşünce bulunmaktadır. Atatürk'ün ikinci ziyareti 14 Temmuz 1933 tarihinde gerçekleşiyor Çanakkale'ye. 14 Temmuz günü yine Ertuğrul Yatı ile İstanbul'a Marmara'ya açılıyor Atatürk. Ece Limanı'na çıktıktan sonra Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'de vali, belediye başkanı ve şehrin ileri gelenleriyle bir süre görüştükten sonra aynı gün akşamı Yalova'ya hareket ediyor. Bu ziyaretle ilgili çok fazla bilgimiz yok elimizde. Ne konuşuldu, nerede bulundu, zaten fazla da kalmıyor. Aynı gün akşam Yalova'ya dönülür. Üçüncü ziyaret 14 Nisan 1934 tarihiyle işte bir sonraki gün 15 Nisan 34 tarihleri arasında kapsıyor. Atatürk bildiğiniz gibi bu gerçekleşmiş olduğu devrimleri halka anlatmak için birçok seyahatte bulundu. İşte harf meselesini kısaca özetlemeye çalıştım. Şapka meselesi bildiğiniz bir konu. Yapma istedikleri de halka anlatabilmek için veya istediği şeylerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için. Acaba benim düşündüğüm Türkiye bu muydu? Orduyu denetlemek için. Ülkede imar faaliyetlerini denetlemek için sık sık ziyaretlerde bulunuyor. Hatta bazen bu ziyaretler ara verdiğinde halkın içinde bulunduğu sıkıntılı durumda onun tuhafına gidiyor. Antalya ilçesinde o yönde bir serzenişi de var bildiğiniz gibi. Bu çerçevede İzmir'e gidiyor Atatürk. İzmir'den Edremit üzerinden Esenler üzerinden Çanakkale'ye geldiğini görüyoruz. Çanakkale'ye girerken tabi Ezine'ye vuruyor. Ezine'de halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini görüyoruz. 14 Nisan'da Ezine'ye geldiğinde halk büyük bir sevinç gösterisinde bulunuyor. İnce minareyinde bulunan çeşmeden su içtiğini söylüyor yaşlılar. Ve şehrin en meşhur ayrancısından da ayran içtiğini söylüyorlar ve fazla da kalmıyor. Tabi burada yaşanan bir hadise var. 1934 yılındayız. Bazı sıkıntılar var Yahudiler açısından. Atatürk'ün yolunu kesiyor bir Yahudi, bir grup Yahudi. Kurtar bizi adam, bizi buradan sürüyorlar diye söylüyor. Atatürk onlara soruyor, kim sürüyor? Polis mi, jandarma mı yoksa kanun mu diye. Onlara cevap veriyorlar, halk koyuyor paşam diye söyledikleri zaman da Atatürk ne desin? Diyor ki, eğer o halksa sizi de sürer, beni de sürer, yapacak bir şey anlamında. Halkın tepkisi karşısında kimsenin duramayacağını ilişkiye getiriyor. Esinler'den sonra Çanakkale'ye geldiğini görüyoruz. Ayvacık'ta da tabi Esinler'de olduğu gibi halka büyük bir teveccühün olduğunu dönem basından takip etmek mümkün. Hatta şehir dışında karşılıyorlar Esinler'ler, Ayvacık'lılar. Atatürk otobüsünden inerek uzun müddet yaya yürüyor. Ve neşe, heyecan içinde bunu halkın hatırını soruyor. Büyük bir alkış tufağının içinde tekrar otomobiline biniyor. Çanakkale'ye doğru yol alıyor. Çanakkale'de yapılan karşılama töreni pek azametli oldu diyor basın. Bilet memurları, okullar, izciler, sporcular ve kadın erkek, bütün halk burada şehrin haricinde çıkmışlardı. Ve Gazi Hazretleri hizalarına gelince bu heyecanlı grup yaşa sadaları heyecanlı grubun yaşa sadaları sözü ortalığı iniliyor. Gazi Hazretleri halkın önünden yaya olarak geçiyor. Hepsinin hatırından sorarak iltifat duyduktan sonra otomobillerine binerek ikametlerini tahsis kılınan vali konağına teşrif ediyorlar.
Şehir baştan başta bir donanmış bir halde. Her taraf şerik içinde. Cumhurbaşkanı bugün de bazı kıtalarda askeri birlikleri teftiş ediyor ve karşılaştık bazı kıtaların tatbikatlarında da bulunuyor. Sayın Erdoğan, son 5 dakikanız. Ona göre değerlendirin efendim. İzzettin Melih Dilmaç'ın anlatmış olduğu Çanakkale'de Atatürk'ün geçirmiş olduğu bir gece ve o gecede yapılan balon merasimi bildiğiniz gibi. Balonun tertiplendiği yer öncesi namaz alınıyor diyor Dilmaç. Konduktörün çıkarılmasıyla balon salonu haline getiriliyor. O dönemde Cumhuriyet'in ilanından sonraki ikinci vali Süreyya Bey görev verir. Eşi Misli Hanım ve kızı Beriye Hanım da baloya katılmıştır. Baloya katılanlar arasında şu anda kültür evi olarak kullanılan binanın sahibi Matmazel Hetti'de bulunmaktadır. Aynı zamanda Matmazel Hetti, Beriye Hanım'ın çok yakın arkadaşıdır. Balo gecesinde herkes toplandığında Atatürk beklemekten sıkılmış ve Melih Dilmaç Bey'in babasının yanına çağırarak artık sıkıldım. Balo ne zaman başlayacak? Dans etmeyecek miyiz? Zed Bey'in babası CHP'yi başkan bildiğiniz gibi diye soruyor. Bunun üzerine balo başlıyor. Atatürk Beriye Hanım ile dans ediyor ve gecenin sonunda da Beriye Hanım'a altın bilezik hediye ediyor. Balonun sonunda Atatürk salonundan çıktığında belediyeciler etrafını sarıyorlar ve bir soru yöneltiyorlar. İtalyanlar Antalya'yı istiyor. Bu duruma ne diyorsunuz paşam diye soruyorlar. Atatürk bu soruya çok sinirleniyor. Onlara söyleyin çizmelerimi, ayaklarımı giymeyin diye cevap veriyor. O gece bitiminde Atatürk vali konağında ikamet ediyor ve ertesi gün Bağyan üzerinde Balıkesir'e hareket ediyor. Balıkesir, Çanakkale, Bağyan üzerinden geçen yol 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in 10. yılında tamamlanmış, bitirilmiş bir yol. O yüzden bu yolun durumunu herhalde merak ediyor ve karayoluyla Balıkesir, oradan da demir yoluyla Ankara'ya gidecek Atatürk. Bu şekilde 15 Nisan 1934'teki ziyareti sonuçlanıyor Atatürk'ün. Şimdi 4. ziyaret olarak İran Şahı Rıza Pehlevi ile Çanakkale'ye geldiğini görüyoruz. Atatürk döneminde komşu ülkelerle iyi siyaset, olumlu dış politika çerçevesinde birçok antlaşmaya imza atıldığını görüyoruz. Bu çerçevede bildiğiniz gibi Balkan Paktı 34'te ve 37'de İran'ın içinde bulunduğu, Türkiye'de İran'ın içinde bulunduğu Sadavat Paktı imzalanıyor. Ve Türkiye'de yapılan devrimler komşu ülkelerle Afganistan'da, İran'da örnek oluyor. Bu çerçevede 32 yılında İran'da bir anlaşma yapıldığını, dostluklaşması yapıldığını hemen söyleyeyim. Rıza Şah Pehlevi Atatürk'ün misafir olarak Türkiye'ye geliyor ve 25 Haziran 1934 bu Bahriye'ye giderken, Çanakkale'den Bahriye'ye giderken yolda kanatladıkları bir yer, kısa süre dinleniyorlar. Bu uzun boylu Rıza Şah Pehlevi, İsmet İnönü ortada, Atatürk hemen yanlarında, Seydiköy'de, Afyon civarında bir tatbikat esnasında görülüyorlar. Balıkesir'e geliyorlar Atatürk, Rıza Şah Pehlevi ve Bahriye üzerinde Yenice'de, Çanak kıyısında Çanakkale'ye gelecekler. Bugün Balaban mevkiinde bir yer var bildiğiniz üzere. Oradan bir mola verecekler. Bu çerçevede Çaycı Ahmet'in pişirmiş olduğu kahveleri yudumlayacaklar. Bugün de bu anıt yenilendi, bu eski hali. Ebedi Şehir Atatürk'ün İçişler Rıza Şah Pehlevi ile 25 Haziran 1934'te kahvemiz içtiği yer diye bir yazıda bugün hala bulunmaktadır. Burada tabii
Bu kahve molasını biliyorsunuz, kahve içimini çok anlamlı. Sonuç olarak Çaycı Ahmet'in kıvrak zekası sonucunda fincanlara işte şeker isteyen şeker, şeker isteyen şeker koymuyor. Ve aynı cezvede her fincanı kahveyi döküyor. Ama herkesin tadı farklı. Bunun sonucunda Atatürk Rıza Şahan kahveniz bendeniz mi diye istediğiniz gibi şeker olmuş mu diye soruyor. Şah da olumlu cevap veriyor ve kahve afiyetle içiyor. Atatürk kahvesi de şekerli. İçtiği kahveyi beğeniyor. Aynı cezvede böyle bir maharet nasıl ortaya konduğunu sorduğunda Çaycı Ahmet'te işte anlatıyor meseleyi ve bu kadar akıllı milleti idare edecek, daha akıllı idareciyi bulamazsak o zaman memleketin hali yamandır sözünü söylüyor ki gerçekten Türk'ün kıvrak zekasının ne derece üstün olduğunu dile getiriyor. Çanakkale'ye geldiğinde 25 Haziran tarihinde Gülcemal gemisiyle İstanbul'a dönülecek. O açıdan bazı hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Onları geçiyorum süremizin darlığından dolayı. Başbakan İsmet Paşa, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, işte Mithat Bey bahsetti konuşmasında, Çanakkale'li Tevfik Rüştü Aras ve Atatürk beraberlikle birlikte Çanakkale'den Gülcemal gemisine biniyorlar ve gemi 17-15'te İstanbul'a hareket ediyor. Gülcemal gemisine Adatepe ve Kocatepe destroyerleri eşlik ediyor ve misafirler geceyi Gülcemal'de geçiriyorlar. Şimdi 5. bir ziyaret var. Çok önemli, anlamlı bir ziyaret. Her ne kadar Atatürk'ün karaya ayak basmadığını görsek de, çünkü şöyle gerçekleşiyor ziyaret, 31 Temmuz 34 günü, bakın bu 3. Çanakkale, 14 Nisan 25 Haziran 31 Temmuz 1 Ağustos aynı yılda. O teminki fotoğrafta 34'teki Çanakkale fotoğrafı. 31 Temmuz günün akşamı Dolmabahçe'nin Erkurum yatıyla Çanakkale'ye doğru hareket ediyor Atatürk. 1 Ağustos günü saat 10'da Çanakkale önlerine geliyor. Saat 10'da geliyor. Fakat karaya çıkmıyor Atatürk. Saat 13.30'da da Yalova'ya doğru hareket ediliyor. Dolayısıyla 3,5 saatlik bir süre var burada. Utkan Kocatürk'ün kitabında bu bilgi var. Başka kaynaklarda da var. Ve gece 2 Ağustos saat 1.30'da gece Yalova'ya ulaşılıyor. Şimdi ne Atatürk orada? Afet İnan'ın bir eserinde Atatürk'ün Çanakkale'ye Boğaz'dan geldiği Gelibolu Yarımadası'na ayak basmadığından bahsediliyor. Benim yorumum büyük ihtimalle bu 1 Ağustos 1934'teki hadise Afet İnan'ın anlattığı hadise olsa gerek. Çünkü Afet İnan tarihte bahsetmiş. Diyor ki, yıllarca sonra Atatürk Cumhurbaşkanı olarak vapurla Çanakkale Boğazı geçiyordu. Gelibolu'ya çıkıp eski harp sahasını beraber görmeyi arzu etmişti. Atatürk'ün İzmir'den İstanbul'a gemiyle gittiği bir tarih var. 35 olsa gerek. O zaman gece geçiyor. Gece değil, o ortamda Yarımada'yı incelemesi olması biraz zor. Ve başka ben bir geçişte durakladığım görüntü kaynaklarda. Kuvvetle muhtemel bu gezi, AKP'nin anlatmış olduğu gezi olsa gerek. Gelibolu'ya çıkıp eski harp sahasını beraber görmeyi arzu etmiştim. Fakat onun kaptanı emri şu oldu. Boğazı geçip batık kıyılarına doğru gideriz. Gelibolu Yarımada'sının batık kıyısına. Arabolu, Anafantalar, Solbakoy tarafı. Şimdi tam düşman donanmasının ihraç yaptığı yerde, çıkarma yaptığı yerde Sulla Limanı'ndaydık. Atatürk o günde yeniden yaşar gibi anlatıyor ve denizden görünen kara kısmında Türk kuvvetlerinin bulunduğu yerlere eliyle işaret ediyordu. Fakat birdenbire denizden çok iyi görünen bir geçit yerine gözlerini dikmişti. İşte burası, daimi top ateş altında bizi tehdit eden yerdir. İrtibat demirtmek için geçen askerlerimiz maalesef burada büyük zayiata uğradılar diyerek ilave etmiştir. Anafarta ve Can Bey'in muharebesi muhakkak ki tarihin en yakın cepheli bir savaştır. Atatürk'ün ifadesi. Afet İnan'da sözlerini şöyle bağlıyor. Atatürk şehit Mehmetçikleri minnet ve şükranla yad ederek
karaya çıkmadan geri dönmüştü. O şüphe yok ki denizden dolaşmakla 1115'teki şehitlerimizi tavaf etmişti. Bu konuşmasında Afet İnan bir serzenişte bulunuyor. Daha sonra Yalova'ya dönüldükten sonra. İçin biz Anıtlar Abide'yi yapamadık. Çünkü 34'te bir çok Anıt Abide var. İngilizlerin Fransızları yapmış oldu. Atatürk'ün ifadesi en büyük abideyi Mehmetçik kazandığı başarıyla ortaya koymuştur. Bundan sonra ressamlarımız, heykeltıraşlarımız, mimarlarımız ona uygun eserler ortaya koyacaklardır. Tabi bu arada 34'teki 18 Mart dönemlerinde Şükrü Kaya'nın okumuş olduğu Türk'ün anlam yüklü mesajı da belirtmek gerekir. Sonuç olarak Atatürk Çanakkale'ye gereken önemi gösteriyor. Cumhuriyet döneminde devrimlerin yerleşmesi için buraya başarılı bir ziyaret gerçekleştiriyor ve Çanakkale buna sahip çıkıyor. 34 yılı da önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. 36 yılından önce bildiğiniz gibi burası askersiz bölge olduğu için buraya gerçekten çok fazla önem vermek gerekir. Atatürk de bunun layıklığı yerine getirmiş. Çanakkale'de bunu sahiplenmiştir. Saygılarım. Teşekkür ederim. Saygılar. Bu tehlikeli ve gerçekten özenle hazırlamış olduğunuz konuşmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, sevgili konuklar, Çanakkale savaşları gibi bir savaş herhalde dünya tarihinde yazılmamıştır. Bunun maddi imkansızlıklar içindeyse ki Sayın Çakır'ın perdede de gösterdiği gibi Posta İdaresi'nin durumunu gördük. Maddi imkansızlık içinde yerini getirmemiştir bizim şehit ve gazilerimiz. Aslında çocuk yaşta bulunan gazi ve şehitlerimiz o zaman işin başa düştüğünü anlayarak cepheye koşmuşlar ve öyle bir ruh haline ölmüşlerdir ki bu önemli ve dünya tarihi yazılmış savaşı meydana getirmişlerdir. Son zamanlarda Çanakkale'ye ve özellikle şehitlere ve Çanakkale Mahallesi'nin yapıldığı yere ilgi çok artıyor. Bir yazıda okumuştum. Orada diyor ki siyasi süreçlerden bıkan, yorulan Türk halkı Çanakkale'deki ruhunu arıyor. Gerçekten o ruhu arıyor mu, aramıyor mu? Bunun değerlendirmesini sizlere bırakıyorum. Sayın Hocam, cevap soru kısmı yapacak mıyız? Pekala ben buyurun. Sayın Profesör Doktor Mete Tuğçok'un köşeye davet ediyorum. Buyurun hocam. Başkan çok teşekkür ediyorum. Aslında biz sorun cevap içinde bir süre ayırmayı çok arzu etmiştik. Ancak size konuşmamda da söyledim. Biz araştırmacılar, hocalar konuşmayı severiz. Bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Anons saat 5.30 geliyor ve 5.30'da sergimiz var. O nedenle ben izninizle soru yapmayalım önerisiyle geleceğim. Sergiye ancak yetişeceğiz. Arkasından da Ankara'dan başka şehirlerden gelen konuklarımız var. Bir kopyalımız olacak. Ben burada üniversitemde özellikle de Açasam adına birkaç şey sizlere söylemek istiyorum. Öncelikle Türkiye Barolar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Bize böyle güzel bir fırsat sundunuz diye. Aslında Teoman Bey izninizle bir iki sır ifşa edebilir miyim? Bu sempozyumla ilgili olarak. İlk konuştuğumuzda yabancı konuşmacıların getirilmesi düşünülmüştü. Sabahki oturumda bir iki yabancı konuşmacı olacaktı. Öğleden sonra biz Açasam olarak devreye girecektik. Sonra 8 Ocak olduğu için, yıl sonu olduğu için, işte Christmas tatili, Noel tatili, zaman sıkıntısı olduğundan yabancı konuk, tabii hani gel ne olursan ol, gel şeklinde aramadık. Kaliteli, düzeyli yabancı konuklar aradık. Onları bulamayınca iş bize düştü. Önce biraz üzüldüm ama sonra sayın arkadaşlarıma da dedim ki bu çok güzel bir fırsat. Açasam olarak biz bu işi kotaracağız. Huzurlarınızda ben arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir süre içinde hazırlandık. Sizlere bu bildirileri sunduk. Ama tabii
Müslüman da sizlersiniz. Tekrar başka bir vesileyle eğer bizden arzu ederseniz, Çanakkale 1915 ya da Atatürk konusunda herhangi bir etkinlik memnuniyetle hepimiz sizlere seve seve katkıda bulunacağız. Bu arada ben bir hususu belirtmek istiyorum Sayın Çakır'ın konuşmasını dinlerken. Aslında kendileri de söylediler. Daha önceki bildirileri dinlemediğini özür dileyerek dile getirdiler. Sayın Esenkaya'da bazı şeyleri söylemişti. Ama bir şeyi de anladınız değil mi? Biz araştırmacılar böyleyiz işte. Yeni bir şey bulur, seninki eski bu daha yeni, bu daha şudur diye. O da bizim bilimsel olma çabamızın bir sonucudur. Bunu yapmazsak ilerleyemeyiz, yeni bir şeyler sunamayız. Gene Sayın Çakır bir şeyi vurguladı. Şehitlerden bahsetti. Tamam, asıl rol, asıl belirleyici faktör onlar. Sabahki konuşmamı hatırlarsanız dedim ki dört olmazsa olmaz koşul vardır. Bunlar asker, komutan, silah gücü ve imha gücü. Ve dedim ki Çanakkale'de bunların hepsi bir araya geldi. Bizim en büyük şahsımız belki kaderin güldüğü an, o an. Bunu ben sık sık vurguluyorum. Gittiğim konuşma yaptığım toplantılarda da dile getiriyorum. Çünkü zaman zaman bunlardan bir kısmının ön plana çıkarıldı. İşte sadece şehitlerimiz ile de onların ön plana çıkarılması lazım. Hatta onları da dikkate almayarak işte evliyalar, bu kişiler, geceyi Mehmetçiğin rüyasına giren şu kişiler, onlar beni birazcık üzüyor. Bu tarihe birazcık karşı çıkmak. Orada canlarını kanlarını verenlere saygısızlık yapmak demek olur. Eğer sadece şehitler olsaydı, benim Mehmetçiğim Galiçalı da şehit düştü, Karal'da da şehit düştü değil mi? Yemen'de de şehit düştü, Sarıkamış'ta da düştü. Aynı Mehmetçiğim neden Çanakkale'de başarılı oldu diye sormak gerekir. O zaman herhalde daha gerçekçi cevaplara, sonuçlara ulaşabiliriz. Ama gene şununla bağlamak istiyorum, Çanakkale bir bütün. Lütfen hiçbir kısmını ayırıp öbür kısmıyla karşılaştırmamamız gerekir. Diyerek ben Sayın Esen Kaya'dan esinlendim. Arkadaşlarım adına sizlerden bir alkış rica edebilirim. Ben de izninizle Barolar Birliği ve Çanakkale Baromuz adına bu güzel ortamı hazırladıkları için hep birlikte bir alkış rica edeyim. Çok teşekkürler, saygılar, sevgiler. Bir cevap verebilir miyim? Bir soru sordunuz. Bir tamam. Cümle. Buyurun. Balkan Savaşı'nı yapan askerle Çanakkale Savaşı'nı yapan askerdir. Fakat Çanakkale'de asker komutanını bulmuştur. Evet. Doğru. Onu bulmuştur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, sevgili arkadaşlarım. Günün bu son oturumunu İki arkadaşım adına sizlere ve şahsım adına teşekkür ederek kapatmadan önce Çanakkale Barosu Başkanımız İstez Hakkı İstez. Buyurun efendim. Şöyle ben tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Gerek Oralar Birliği'mize 4 yıllık bir program çerçevesinde ilk Ankara'da açılış maliyetinde oldu. Fakat bunun ilk oturumu Çanakkale'de. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale meslektaşlarıma, dışarıdan gelen kardeş varalarıma, buraya gelen katılımcılara, hepinize ama açığa sama ayrıyetten daha değişik bir şekilde teşekkür ediyorum ki her ne kadar hocamız yurt dışından konukları gelmediği için biraz buruk olduğunu beyan etse de o ülkede bu ruhu taşıyan, bunları bilen kişilerin anlatması en güzelidir. Hocalarımız zaten bize bunları en güzel şekilde sundu. Ben bir kere daha burada üniversitemize de, üniversitemizin açığa sonuna da çok çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Şimdi kapayamıyoruz. Bizim plaketlerimiz var, hızlı bir şekilde onlara verelim. Onun arkasından siz bizi davet edersiniz gideceğimiz yere. Şimdi biz biraz hızlı hareket etmeye başladık, kusura bakmayın, diğer tarafta da sergi açılışı olduğu için. Öncelikle bu toplantının kararını veren Türkiye Barolar Birliği'ne,
teşekkür amacıyla birlik başkan vekilimiz Berra Hanım'ı ben buraya davet ediyorum. Berra Hanım'a plaketini sunmak üzere bizleri her zaman için yanımızda olan kardeş varomuz, abimiz, Balıkesir Baro Başkanımız Muzaffer Nuh Beyefendi rica ediyorum. İlk oturumu yöneten başkan vekilimiz Talay Bey'i buraya rica ediyoruz. Sağ olsun katkılarından dolayı. Bunda da yine bizlere her zaman için desteklerinde bulunan, yanımızda olan kardeş var olarak gördüğümüz Manisa Baro Başkanımız Fadıl Ünal Bey'i rica edeceğim. Açarsam'ın Türkiye'ye tanıtım. Kendisi daha önceki çalışmalarımızda da bize her zaman için kuvvet veren, yanımızda olduğunu her zaman için güzel hissettiren, sevdiğimiz, saydığımız Atatürk'ü bize değil Türkiye'ye, tüm orduya tanıtan çok değerli hocamız, başkanımız Mete Tunçoğlu Beyefendi'yi buraya davet ettiğim gibi Birlik Genel Sekreterimiz, değerli abimiz Çanakkale'mizin hem meslektaşı hem Birlik Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreterimiz Cengiz Tural Beyefendi'ye davet ediyoruz. Ben buraya davet etmeyi istiyorum. Bunun için de Tekirdağ'dan gelen başkan vekilimiz Mehmet Can Beyefendi'yi, Tekirdağ Baro'muzun başkan vekili Mehmet Can Beyefendi'yi rica edeceğim.
Sayın hocamız Burhan Sayılır'ı buraya davet ediyoruz. Burhan Sayılır beyefendiye garnizon komutan vekili buradaydı. Herhalde çıktılar. Yönetim kurulu üyelerimizden Serhan Özbek beyefendiyi buraya davet ediyoruz. Ahmet Esenkaya'yı rica edeceğiz. Ve de plaketimi sunmak üzere de disiplin kurulu üyemiz Nuri Karahan'ı buraya davet ediyoruz. Yalnız Ahmet hocamız geldi, bir alkışlar tutuyoruz. Yalnız değerli konuklar, oturumun başında değerli birlik başkan yardımcımız Talay Bey'in duygularını ifade ettiği gibi ben de geçmişte gençlik yıllarında Çanakkale'de yaşayan bir arkadaşınız olarak bugün aranızda bulunmaktan ayrı bir mutluluk duymaktayım. Hele programın sonunda değerli hocamıza böyle bir plaket verme onur da bana verildiği için ayrıca çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çekin çayın hadi.